Günümüz dijital dünyasında iletişim hızla ve kolayca gerçekleşiyor. Ancak bu kolaylık bazen yanlış anlamalara ve duygusal karmaşalara yol açabiliyor. Özellikle seninle ilgilenmeyen birine uzun mesajlar atmak çeşitli olumsuz sonuçlar doğurabilir. İşte bunun nedenlerinden bazıları. 1. Bir, birine sürekli olarak uzun mesajlar atmak kişinin kendi değerini düşürmesine neden olabilir. Karşı tarafın ilgisizliğine rağmen ısrarla mesaj atmak, kişinin kendine olan saygısını yitirmesine yol açabilir. Bu durum, karşı tarafın gözünde de değersiz görünmeye neden olabilir. 2. Zaman kaybı. İlgilenmeyen birine uzun mesajlar yazmak hem zaman kaybıdır hem de enerjiyi boşa harcamaktır. Bu zamanı kendine veya ilgilenen kişilere ayırmak daha verimli olacaktır. Zaman yönetimi Kişinin hayat kalitesini artıran önemli bir faktördür. 3. Kendini zor duruma sokma. Karşı taraftan beklenen tepki alınmadığında kişi kendini zor duruma sokabilir. Beklentilerin gerçekleşmemesi hayal kırıklığı yaratır ve bu da kişinin moralini bozabilir. Bu durumda daha fazla mesaj atmak yerine durumu kabullenmek daha sağlıklıdır. 4. Yanlış anlaşılma. Uzun mesajlar yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Karşı taraf bu mesajları gereksiz bulabilir veya baskı olarak algılayabilir. Bu da iletişimi daha da zorlaştırır ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. 5. Enerji tüketimi. İlgilenmeyen birine sürekli mesaj atmak duygusal ve mental enerjiyi tüketir. Bu enerji daha olumlu ve yapıcı işlere yönlendirilebilir. Enerjiyi doğru kullanmak kişinin hem mental sağlığına hem de genel yaşam kalitesine katkıda bulunur. 6. Beklen Tiller'in Art Masai. Uzun mesajlar, karşı taraftan bir yanıt bekleme arzusunu artırır. Ancak, ilgisiz birinden beklenen yanıt gelmediğinde hayal kırıklığı yaşanır. Bu hayal kırıklığı, zamanla daha büyük duygusal yaralara neden olabilir. 7. Dewey Gussel Yak. Birine sürekli olarak uzun mesajlar atmak, duygusal bir yük yaratır. Kişi, Karşı taraftan bir tepki bekledikçe, kendi duygusal dengesini kaybedebilir. Bu dengesizlik, hem kişisel hem de sosyal ilişkilerde sorunlara yol açabilir. 8. Karşı tarafı sıkmak İlgisiz birine sürekli mesaj atmak, karşı tarafı sıkabilir. Bu durum, karşı tarafın senden tamamen uzaklaşmasına neden olabilir. İletişimde dengeyi kurmak ve karşı tarafın sınırlarına saygı göstermek önemlidir. Dokuz Fırsatları kaçırma. İlgilenmeyen birine odaklanmak, başka potansiyel fırsatları kaçırmana neden olabilir. Yeni insanlarla tanışmak veya mevcut ilişkileri güçlendirmek için harcanabilecek zamanı boşa harcamamak gerekir. Hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek kişisel gelişim için önemlidir. Evet. Özgüven düşüklüğüne sebep olması. Sürekli olarak ilgilenmeyen birine uzun mesajlar atmak özgüvenin düşmesine neden olabilir. Karşı taraftan beklenen ilgiyi görmemek, kişinin kendi değerine olan inancını sarsar. Bu durum, uzun vadede kişinin kendine olan güvenini ve saygısını azaltır. Sonuç olarak, seninle ilgilenmeyen birine uzun mesajlar atmak birçok olumsuz sonuç doğurabilir. Kendine ve zamanına değer vermek, enerjini daha yapıcı ve olumlu işlere yönlendirmek önemlidir. İletişimde dengeyi koruyarak Sağlıklı ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmak her zaman daha iyidir. Kendine saygı duyduğun sürece çevrendeki insanlar da sana saygı duyacaktır.